Fecri abi. Fecri abi. Abi saat kaç oldu? Kalk. Ne oldu lan? Marco geldi kapıda. Ne Marco'su oğlum? Bu saatte mi gelmiş? He. Adem'i soruyor. Buldunuz mu Adem'i? Vallahi dediğin her yere gittik baktık. Çocuk mocuk yok. Lan bir tane çocuk bulacaksın ha. Sizinle yapacağınız... Abi. Senin gezen güzel geçti inşallah. İpli abdest al istersen. Oğlum hayırdır lan? Salak salak konuşma ha. Seni. Vay 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 vay. Sarı fırtına. Biz de diyoruz ki libidomuz yüksek. Beyimiz bunca sorunun problemin arasında aşk da yapıyor, meşk de yapıyor. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Şamil. Ha. Sen hanımefendileri uyandır. Gidin bir güzel bir yerde bir kahvaltı edin, tamam? Kızlar. Kızlar hadi. Hala uyuyorsunuz ha. Yedireceğim size kahvaltı. Ve haydi iş konuşulacak burada, haydi. Gel canım. Dün gece gelecektin, haber vermedin. Hayırdır? Haberler sende Fecir. Çocuğu buldun herhalde. Parti yapıyordun. Yok yani, çocuktan bir haberi yok. Emniyette de, bizimkilerde de bir iz yok yani. Bu nasıl iş yapmak böyle? Çocuğu bana bırak dedin. Bana güven dedin. Eline yüzüne bulaştırdın. Üstüne üstlük masum bir bebeğin ölümüne sebep oldun. Oğlum sana kaç kere anlatmadım bunu? Alev'in kılına zarar gelmeyecekti. Biz böyle kurgulamadık planı. Tanrı senin planlarını umursamaz Fecir. Senin yüzünden bir kadın bebeğini kaybetti. İşler rayından çıktığında rayına sokacaksın. Yoksa Tanrı seni affetmez. Ben de affetmem. Oğlum Tanrı da. Sen de affetsen ben kendimi affetmem ha. Alev benim içimde. Ben zamanında ona farklı bir hayat sunmak istedim. Kendisi kabul etmedi. Ben kadının canını niye yakayım? Her günahın bir bedeli var Fecir. Onun adaleti ağırdır. Ben Tanrı'ya hesap veriyorum. Sen de bana. Unutma. Nasıl? Peyniri beğendiniz mi? Kaşkaval. Bizim oraların peyniri. Asıl lezzeti ateşe değdiğinde ortaya çıkar. Kaşar ateşi görünce erir, dağılır. Ama bizim peynirin delikanlılığı ateşi gördüğünde ortaya çıkar. Şimdi kim kaşar, kim değil öğrenme vakti. Sizden bir şey talep etmiştim. Adem denen çocuğu bulabildiniz mi? Marco abi, tüm bağlantıları kontrol ettik. Çocukla ilgili kimse bir şey görmemiş, duymamış. Umut Tanrıkulu tamamen yaş havasında. Evinden dışarı adım atmıyor. Her anını izledik. Ama çocukla ilgili hiçbir iz yok. Sadullah. Senin torbacılarının girip çıkmadığı delik yok. Senden bir haber var mı? Ya Marco kardeşim. Ben İzzet'e telefonda da dedim. Bu yeni şehrinde samanlıkta iğne aramak gibi bir şey bu iş. Ne o Sadullah? Artık emir mi beğenmiyorsun? Hata bende. Bir hırsız, bir kaçakçı, bir torbacı, bir medet umduğum şu aşağılık heriflere bak. Olmadı Marco. Ayıp ediyorsun ha. Bir için bu kadar adamı deve dişi gibi iki pahalık etmek sana yakışmadı.
Bu iş o kadar kolay olmayacak demek istiyorum yani. Razgovareti Sadullah! Konuş! Sadullah abi ne oluyor? Sadullah! Abi... Kalk Sadullah. Abi... Sadullah abi iyi misin? Abi ne oldu? Nasıl Sadullah? Daha iyi misin? Valla öyleydim az daha ya. Allah razı olsun. Senden de Sadullah. Bakayım sana. Yüzün gözün kıpkırmızı oldu. Gel bir yüzüne su vuralım. Bir yıkımdan önce gelir, gurur düşüşten. Benim sözüm sizin nefesinizdir. Kim nefes almak istiyorsa söylediklerimi yerine getirsin. Adem denen çocuğu bulamazsanız hepinizin nefesinizde boğarım. Sadullah bugün biraz kırgın. Aranızda olamayacak. Kahvaltınız bittiyse işinizin başına. Emir Kıran ailesi iyi akşamlar. Hadi ben gidiyorum artık, görüşürüz. Rüya Hanım. Ben geldim diye gitmiyorsunuz umarım. Hayır Marco Bey. Hayır, avukatlığımı da bırakmışsınız. Hem de ikinci duruşmaya bu kadar az zaman varken. Benim için bitti. Siz kendinize, kendi yöntemlerinizle hareket eden başka bir avukat bulursunuz. Kaçtım ben. Hadi. İyi akşamlar Rüya. Fecir, Rüya'nın bir şey mi duydu? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Sen bizi birle karıştırıyorsun ha kardeş. Emir Kıran kuralları. Ben ona bilmesi gerektiği kadarını anlatırım. Fazlasını bilmez. Eril bir tavır. Sen bunları kafana takma. Benim sana çok güzel bir haberim var. Bizim Arhan Savcı Umut'la sürekli iletişim halinde. Çocuk bununla değil. Kafan rahat olsun. İyi ama bu çocuk bunca zamandır tek başına mı kaçıyor? Biz bu kadar adamla bu çocuğu bulamadıysa birisi muhakkak buna yardım ediyor. Kiliseye bugün Tanrı kolu geldi. Yekten. Meydan okudu bana. Dik dik konuştu. Bak hele ya. Gelsin bana konuşsun. Ya o ateş olsa cürmü kadar yer yakar ya. Ondan ne olur ya. Ya kolu kanadı kırık zaten. Her yere atar olsan olur. Ya ama elinde bir şey olmasa Tanrı'nın huzurunda nasıl bana rüzgar yapacak? Ya Umut fakirin ekmeği, adam rüzgar yapmasın mı? Yalandan esecek öyle kendi kendine. Böyle küçük adamlar rüzgar gibi eser. Bizim rüzgarla bir işimiz yok. Bizim olayımız fırtına. Oyun yeni başlıyor Marco. Bu senedi ittifak döneminden bir parça. Yeniçeri isyanlarında kullanılmış. Elinizdeki gibi az bulunan, ilk günkü gibi keskin parçalar nadir bulunur. Yeniçeri isyanından ha? İsyan bastırmayı bilen bir bıçak. Hala keskin ve tehlikeli. Hoşuma gitti. Selamun aleyküm. Sizde giyotin bulunur mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırdır Harun Yakar? Kimin kellesi gidiyor? Kim hak ediyorsa onun. Biz avukatlar zaten kelle koltukta yaşıyoruz. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ben artık gamsızım. Bak. Bu bıçak Yeniçeri isyanını bastırmakta kullanılmış. Sana gelmez. Sen bundan da antikasın.
Yalnız o Osmanlı işidir. Sizi bozmasın. Biz de Osmanlıyız Harun Yakar. Ayrı gayrı mı var? Doğru. Teşekkür ederim. Antika peşinde misin, tarihe karışmak mı? Vallahi ben açık konuşayım. Ekmeğim peşindeyim. Ben paranın iti köpeği olmuşum. Başka da kral sanamam. Duyduğuma göre Rüya Emir Kıran sizi yere yolda bırakmış. Sana ne bundan? Doğru. Ama ikinci duruşma kapıda bu Umut Tanrıkulu çok çalışıyor. Belki de çok iyi bir avukata ihtiyacınız olabilir. Beni biliyorsunuz, bilmiyorsanız da araştırın. Bugüne kadar çalışmadığım böyle olarak kimse kalmadı. Benim CV'm kriminallerle dolu. Ayrıca beni İstanbul'da bütün sorabilirsiniz. Herkes tanır beni. Ortağın Tanrıkulu'nun karşısına çıkacaksın ya. Her camiada olduğu gibi bizim camiada da olur böyle şeyler. Ortağınız o Fecir Sarıbit'e sorun. Ben Umut'u ilk defa yere yolda bırakmadım. Ama biraz pahalıyımdır. O da sizin neşenizi bozmaz. Eğer bu kara para davasından sizi aklamazsam... o hançeri mabadıma duhul ederim. Elit zevklerin var Harun Yakar. Karşılığında ne istiyorsun? Para, bir de belki ortağınız Fecir hakkında bilmediğiniz bir sürü bilgi. Para kolay. Güzel. Maalesef döviz kullanmıyoruz Marco Bey. Benim hediyem olsun. Dostluğumuzun bir nişanesi olarak. Aklı olan kimse sana borçlanmaz Harun Yakar. O da doğru. Müsaadenizle. Eğer düşünürseniz beni her yerde bulabilirsiniz. Bu seferki davanız bir restel olabilir, bir sanat resteli. Sanat için gerekirse soyunuruz Harun Yakar. Anlaşacağımızı biliyordum. Akşam bir yemek yiyelim. Detayları konuşuruz. Akşam yemeğine kadar aç kalacağım. Zevkle bekleyeceğim. Kolaylar gelsin. Güzel günler de. Görüşürüz. Başka bir gün uğrarım ben. Soruştur bakalım. Bu niye resme girdi birden? Nerede yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor, gelmişine, geçmişine bakın. Çocuk bile bunda olabilir. Peki Marco Bey. Teşekkürler Harun Yakar. İyi günlerde kullanın Marco Bey. Sen hariç siz neyi kaybettiniz biliyor musun? Anlamadım. Sen hariç siz neyi kaybettiniz biliyor musun? Efrak Boğdun'u mu? Neşenizi. Biz de çok savaş gördük. Kollar bacaklar kaybettik ama neşemizi kaybetmedik. Neşeyle gamsızlık abi kardeş gibiler. Temsilde hata olmasın. Sen neşeli olursun, ben gamsız. O yüzden de bu davayı kaybedersen neşeni kaybetmeni istemem. Kardeşim neşesini kaybetsin istemem. Ben gamsızım. Bana bir şey olmaz. Düşündünüz mü teklifimi? Sen ortağın Umut Tanrıkulu'nun karşısına geçip beni savunacaksın. Nasıl olacak o iş? Umut Tanrıkulu'nu benden daha yetenen hiç kimse yok bu dünyada. Ben yenerim. Kesin. Ama biraz pahalıyım gündüzde konuştuğumuz gibi. O da senin neşeni bozmaz. 50.000 dolar avansımı alayım, düğmeye basayım. 50.000 dolar.
Ya kaybedersen? 50 bin dolar temsili, 100 dolar da olur. Maksat çorba kaynasın, işe başlayalım. Benim kitabımda kaybetmek yok. Avukatım olman için tek bir şartım var. Ortaya çık, dansöz gibi kıvır. Ondan iyi kıvırırsan avukatım olursun. Bana kıvrak biri lazım. Doları bana ver. Ben sana 200 dolar vereceğim. Marco Paşa'dan mı o? 400 ver. Yok. Hadi nazlanma hadi. Saçmalama canım. 1000 oldu. Oha. 1000. Sen var ya, sen bunun acısını çıkartırım senden ama. Olmaz. Sende benim adalar var değil de. Yok öyle bir şey. Çok istiyorsan sökül paraları. Bin doları yuvarla, ikimiz de mutlu olalım. Bugün şans param olmasa var ya. Yoruldum. Fecir, bunun için başı ayrı oynar derdi. Doğru söylemiş. Kayıt dışı paranın maç sonrası transfer edileceğine dair ciddi iddialar vardı. Fakat kolluk kuvvetlerinin yaptığı detaylı incelemeler sonrasında kayıt dışı ve kayıt dahilindeki herhangi bir paraya rastlanılamadı. Müşteki vekilin iddiaları bizi bu konuda yanılttı. Sayın Başkan, ilk duruşmada da belirttiğim gibi müvekkilim Marco Karaormanlı'nın iddia edilen hiçbir suçla uzaktan yakından bir bağı yoktur. Kendisinin bu suçla bir alakası olduğunu düşündürecek herhangi bir kanıt ya da delil de yoktur. Aynı zamanda belirtmek isterim, müvekkilimin bu süreçte itibarı çok ciddi anlamda zedelenmiştir. Sonu dinleyelim. Sayın Başkanım. Mikrofon almanıza gerek yok. Affedersiniz. Adalet tarafından duyulmaya o kadar ihtiyacım var ki, ne zaman başarılı bir iş yapsam asılsız iddialarla karşılaşıyorum. Birileri paçamdan aşağı çekmek istiyor. Ama bu seferki en acısı oldu. Ben bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını çok seviyorum.
Siz de bunu takdir etmişsinizdir. Her kim bir suç işlerse bu dünyada ya da öbür dünyada Tanrı'nın mahkemesinde yargılanacaktır. Kimse ilahi adaletten kaçamaz. Sayın Başkan, izninizle ben müşteki vekiline sormak istiyorum. Bu süreçte değişen hiçbir şey oldu mu? Yani davanın seyrini değiştirecek herhangi bir delil ya da tanığınız var mı? Var başkanım. Tanığım var, o da benim. Çünkü ben bu insanların, hiçbir masum insanın gözlerin yaşlarına bakmadan onları nasıl katlettiğine tanık oldum. Bu insanların nasıl vicdan sahibi olamadıklarına tanık oldum. Bu insanların benim doğmamış çocuğuma nasıl kıydıklarını, her şeyden sakındığım karımın hayatını nasıl mahvettiklerine, Batuhan'ın, Adem'in, masum insanların, masum çocukların hayatlarını nasıl gasp ettiklerine tanık oldum. Babama, bana yaptıklarına tanık oldum. Ve en önemlisi, bu düzenin bu yollarla değiştirilemeyeceğine tanıklık ettim. İster kayda geçsin, ister kayda geçmesin, bu mahkemede bugün çıkacak hiçbir karar adil olamaz. Sayın Başkanım, ben tabii ki... Sessizlik! Karşı tarafın tanığı olup olmadığını ve durumunu bilemem ama bizim gerçek bir tanığımız var ve sizden dinlenmesini rica ediyorum. Alalım tanığı salona. İnsanların gözünde iyi, başarılı, dürüst bir avukat. Umut gibi adamları yenebilirsin. Ama onlar asla yenilgiyi kabul etmezler. Dönüp dolaşıp daha da güçlü gelirler. O yüzden sadece Umut'u yenmek yetmez. Onu tamamen yok etmek, itibarını yerle bir etmek zorundayız. Umut'un en büyük zaafı hırsı. Onu yok etmenin tek yolu, o hırsı kendi silahımız gibi kullanacağız. Umut o banknotu bulduğu zaman sizi köşeye sıkıştırdığını düşünecek. Arif Savcı'ya baskı yaparak maç günü büyük bir operasyon düzenleyecek. Arif Savcı'nın bu operasyonu yapması için tek bir şartı var. Somut bir kanıt. Umut'un kara paranın stadyumdan çıktığına ve aynı seri numaralı banknotların kullanıldığına emin olması gerekiyor. Ve biz de onu bu konuda emin kılacağız. Nasıl yapacağız? Bu dolarları harcayarak. Ama bu işler sadece sizinle olmaz. Güvenilir bir avukata ihtiyacımız var. Rüya Hanım'ı Marco'nun avukatlığına geri dönme konusunda ikna etmen gerekiyor. Sana kaç kere bu işlere karışmak istemiyorum dedim, değil mi Fecirva? Kızım, korkulacak bir şey yok. Bizim çantamızdan formalar çıkacak. Bu sayede Şamil de 2 milyon doları buradan tertemiz çıkartacak ki babamız dışarı çıksın. Değil mi? Bak, bir taşla kaç tane kuş sen hesapla. İyi, iyi, tamam. Hadi çıkalım artık. Hadi. Umut'un ihbarı boşa çıkacak. Elinde hiçbir şey kalmayacak. Ve biz de onu o itibarıyla beraber yerle bir edeceğiz. Başkanım, tanığım Fecir Emir Kıran'ın müvekkilim Marco Karaormanlı gibi kara para aklamak ve atılı suçlarla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Fecir Emir Kıran, sizin Marco Karaormanlı'yla bir bağınız var mı? Sayın Başkan, kendisiyle çeşitli ticari faaliyetler yürütüyoruz. Ortağımdır.
aynı zamanda da dostum, kardeşimdir. Peki müşteki vekili Umut Tanrıkulu'nun iddiaları için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi söyleyecek bir şey yok başkanım ama makama saygımdan cevap vereyim buna ama... Ya durum ortada. Savcım da kendisi gördüğü gözüyle bütün emniyet toplamışlar. Benim stadyumuma, tesisime baskında bulundular. Bacım yanımda. Vallahi kendimizden şüphe ettik. Ne olduğunu şaşırdık. Yani hiç beklemiyorduk. Geldiler bir şey de bulamadılar. Elhamdülillah. Zaten anamızın ak sütü gibi helal para kazandığımız ortada. Savcım da gördü. Herkes de şahit oldu. Ama yani bunlar sürekli tekrar. Başkanım ben öyle yoldan geçen adam değilim. İşimiz gücümüz var. Yanlış anlamayın. Saygım sonsuz size ama ben de Türkiye için önemli bir kulübün başkanıyım. Öylesine biri değiliz ya. Ya bu arkadaş bana kafayı takmış belli ki. Sağlıksız da biri. Ya hakikaten hayranım mı diye düşünmeye başladım yani. Sürekli benle yatıp kalkıyor. Ayda bir kere de bizi buraya getirir sağ olsun. Bir şey de çıkmaz. Elhamdülillah alnımız ak. Ama bir şekilde bir yol bulup bizi buraya getiriyor. Canı sağ olsun bizi görmek istiyor herhalde, özlüyor biraz. Kendisi de yakın zamanda çocuğunu kaybetti. Kızımın adını ağzına almayacaksın. Avukat Kızımın bey. Kızımın adını ağzına almayacaksın. Avukat bey, tanıkla diyaloğa girmeyin. Sakin ol Diloğlan, girme bu toplara, girme bu toplara. Bu dengesiz hareketlerini ona veriyorum, başı da sağ olsun. Başsağlığı dileklerini de ileteyim. Ama yani kendi çocuğunu koruyamayan adam bizi koruyacak ha, adalet sağlayacak. Komik ya. Ne diyorsun lan sen? Dur, dur. Hey, hey. Ne diyorsun lan sen? Hey! Çocuğun kanında mısın lan? Umut ne yapıyorsun? Çocuk! Dileceğim lan hepinizi! Ha? Senin lan! Bu düzenin başınıza yıkacağım lan! Çocuklar! Başınıza yıkacağım lan! Hepiniz bedelini ödeyeceksiniz lan! Başınıza yıkacağım bu düzeni! Başınıza yıkacağım lan! Adaleti bunlar mı sağlayacak sayın başkanım? Hepinizi başına yıkacağım lan bu düzeninize! Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Saygısız. Hepiniz saygısız. Çocuklar. Yaptığınız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz lan her şeyin. Hepiniz yatacaksınız. Varoş'ta büyüdüm böyle küfür duymadım efendim. İyi misin Fecir? İyiyim Marco sağ ol. Bununla uğraşıyoruz. Yıllardır. Vallahi kendi sahamızda yenildiğimiz yoktu. Hukuk deplasmanında da yenilmiyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu saatten sonra da Allah'a emanet ciyan gelse beni bu kapıdan içeri sokamaz yani. Onu da söyleyeyim. Aa Fecir, daha her şeye yeni başlıyoruz. Daha çok işler yapacağız. Buraya çok sefer geleceğiz. Önemli olan buraya gelmek değil, aynı bu şekilde çıkıp gidebilmek. Öyle değil mi Rüya Hanım? Benim işim bitti. Ben babam için gerekeni yaptım. Şimdi sıra sende Fecir. Babama gidiyorsun ve onu oradan çıkaracağımızı söylüyorsun. Bir daha da beni pis işlerine karıştırmayacaksın ve sen Marco. Seni hayatım boyunca bir daha asla görmek istemiyorum. Rüya Hanım. Niye öyle dedik? Ya niye dedi? Kimi kardeşi? Ya o da manyak. Ama ailesi onun canıdır ha. Yeri geldi mi onu da gösterir. Ben sana ne dedim? Biz böyle esmeyi, gürlemeyi severiz. Fırtınayı seviyoruz. Ama seni de seviyoruz Dayko. Daha seninle çok güzel işler yapacağız. Biz sadece ortak değiliz. Suç ortağıyız Dayko. Suç ortaklığı ortaklıkların en sağlamıdır. Ortağının sevabını, günahını bilirsin. İyi günde de, kötü günde de sırt sırtasındır. Biz seninle var ya, ortaktan çok daha fazlasıyız.
Seninle beraber bu şehrin en tepesine oturacağız. Tanrı'nın izniyle. Amin. Kardeşim benim, amin. Dikkat et. Sağ ol. Sistemdeki en güvenilir bankalardan biri bu. Marco Karaorman'ı da daha önce bu banka önerdi. Ama sonra vazgeçti. Şimdi kendi adına yeni hesap açmış. Senin bu hesaptan haberin var mı Diyener? Hayır Fecir Bey. Biz onların muhasebeciyle ortak çalıştık. Ama böyle bir hesaptan hiç haberdar değildik. Beyamin amcam bunu nasıl biliyor? Nereden biliyor? Lan senin Bünyamin amcanın bilmediği bir beş vakit namaz. Her bilir o. Fecir abi. Marco bir şey mi çeviriyor? Seni arkandan vurup parayı mı kaçıracak bu kıbrak? Marco! Hadi çabuk hadi! Uyan! Duştaydım 50 kere aramışsın. Ne var? Üstüne çok bir şey giy aşağı gel. Konuşmamız lazım. Hadi Marco hızlı. Dayko, az evvel bir rüya gördüm. Rüyamda sen de vardın. Kalp kalbe karşıymış. Bir sorun mu var? Hayırdır bu saat? Hayır mı şer mi onu göreceğiz. Marco Bey. Şer ne demek? Şer ne demek ha? Aç bak bakayım ne demekmiş şer. Kendini uygulamalı öğren. Anlatmakla olmaz her şey. Neyse lan. Ha, lan. Ben seni buralara kadar getirmedim mi lan? Dünkü lan. Beni babam yıkamamış. Sen mi yıkacaksın lan? Kendi kafana göre offshore hesap açmışsın bir de. Lan sen kimsin lan? Şşş. Hayırdır oğlum? Dayko, masayı yıkıp dökmeden önce bir sakin olup hesap yapalım istersen. Hesap benim. Doğru. İstihbaratın kuvvetli. Doğru. Tebrikler. Ama sen neyin peşindesin? Neyin hesabını soruyorsun onu anlayamadım. Oğlum bak. Bak aptala yapma. Kafana göre offshore hesap açmışsın. Lan sen benim paramı benden mi kaçıracaktın lan? He? Lan senin kafana sıkmadığıma dua et. Keşke böyle olmasaydı. Hesap benim Dayko. Doğru. Ama dünyanın birçok yerinde hesabım var zaten. Biz seninle ortaktan çok öteydik. Kardeştik. Unuttun mu?
Ne oluyor oğlum? Hayırdır ya? Ha? Keşke gelip çağırıp bağırmadan önce son işten payına düşen para 10 milyon dolar hesabına yatmış mı yatmamış mı kontrol etseydin. Ben de seni kutlama için çağıracaktım. Ne alaka ya? Nelenir böyle bir durumda yani? Eyvallah. Hakkını helal et. Vallahi babam yine yaptı ya bacağını. Evladını rezil etti. İki insanı birbirine düşürdü. En iyi yaptığı iş. Babamın. Vallahi hakkını helal et. Kardeşim ben. Günahını aldık. Dayko. Biz seninle ortaktan öteyiz. Kardeşiz. Unutma. Değil baban. Hiç kimse aramıza giremez Fecir. Kardeşim ben. Vallahi hakkın evet. Yalnız bu Adem meselesi. Uykularımı kaçırıyor. Sen bana Adem'i bul. Ben de sana para kazandırmaya devam edeyim. Kardeşim benim. O işi unut. O senin sorunun değil artık zaten. O işi ben kendim halledeceğim bizzat. Sen üstüne düşeni yaptın. Şimdi sıra bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Adem'i bulacağız. Sen hiç kafana takma şu andan itibaren. Şerefine. Rahatsızlık içinde kusura bakmayın. Olur öyle arada. Ya yok adamın bir şey çevirdiği yok ya. Babam yüzünden gittik rezil olduk. Adamın yakasına yapıştık. Fecir Bey zaten sizin ve Marko Bey'in vekaletleri Rüya Hanım'da. Onun onayı olmadan hiçbir işlem olmaz. Tamam Yener kardeş teşekkür ederiz. Sen çıkabilirsin. Sağ ol. Fecir abi, Rüyamin amcam senden ne istiyor? Yıkılayım istiyor. Onsuz yapamayayım. Tek kral kendisi olsun. Ulan bu dünyada babamıza bile güvenemiyoruz. Allah'tan Rüya var da abisine sahip çıkıyor. Avukatlığımı yapıyor, arkamı topluyor. Aslan kardeşim benim. Niye öyle bakıyorsun? İlk defa görmüşsün gibi. İlk defa değil belki ama her defasında ayrı bir detayınıza hayran oluyorum Rüya Hanım. Ben de seni izledikçe ne düşünüyorum biliyor musun? Senden ne kadar nefret ettiğimi. Yani neden buradayım hiç anlamıyorum. Ağzınızda söylediniz Rüya Hanım. Nefret. Çok güçlü, çok tutkulu bir duygu. Nefretle seks arasında çok ince bir çizgi var. Ne kadar nefret edersen o kadar iyi sevişiyorsun. Ve bu işin içinden çıkılmaz kısır bir döngüye dönüşüyor. Ne bu? Senin teorin mi? Doğanın kanunu. Karadul örümceğini daha önce duymuş muydunuz? Yok. Karadul örümceklerinin dişisi erkekleriyle birlikte olduktan sonra onları öldürür. Nefret. İşte böyle tutkul. Erkek örümcek öleceğini bilse de bu sevişme gerçekleşir. O zaman söyle bakalım bu nefret bittikten sonra ne oluyor?
Yani bu kadar tutkulu bir nefretin sonrası ne? Karara. Tamam mı? Yoksa devam mı? Ama görüyorum ki siz benden nefret etmekten keyif almaya başladınız. İzzet. Küçük tatlı bir sürpriz. Bünyamin babayı kurtarıyoruz. Sen ne yapıyorsun ya? Sen bir de benim babamla dalga mı geçiyorsun? Aşk olsun. Ama biz bu adamlara daha ödeme yapmadık ki. Bunlar nasıl şikayetlerini geri çektiler? Marco Paşa'dan küçük bir armağan. 2 milyon dolar. Eğer babanı kurtarmak istiyorsan dediklerimi yapsan iyi olur. Yoksa babana daha ferah bir koğuş bulmamız gerekecek. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Yırtayım mı bunu? Hayır. Parçalayayım mı? Tabii ki. Hayır tabii ki, hayır. Hayır Marco, ne istiyorsun söyle. Ne istiyorsun? Çok basit. Vezirin hesabındaki bütün parayı benim hesabıma geçireceksin. Ne? Ne? Onunla ortak olduğumuza dair belgelerin hepsini de. Sen ne istediğinin farkında mısın? Sen benim kardeşime ihanet etmemi mi istiyorsun? Bak bakalım buraya. Ne yazıyor burada? Sizin davayı yakan adam Taner. Artık avucumun içinde. Yani Emir Kıran ailesinin geleceği, babanın özgürlüğü hepsi bu dudakların ucunda. Baban çıksın istiyorsan dediklerimi yerine getir. Nasıl olsa Fecir'in vekaleti sende. Bu işi halledersen baban özgür olur. Sen gerçek bir... Bunu anlaştık olarak algılıyorum. Benden daha fazla nefret etmeye başladın. Akşam bir planın var mı? Parayı temizledik. Şimdi sıra kendimizi temizleyip buradan tüymekte. Son bir işimiz kaldı. Adem. Taner Bey'i defalarca kez aradım ama hiçbir çağrıma geri dönmedi. Sadece mesajca sizinle konuştuğunu söyledi. Evet, konuştuk. Sonuç nedir peki? Taner Bey biraz daha zaman istedi. Adamın bir önce şikayetini geri çekmesi gerekiyor. Yarın son gün. Yoksa Bünyamin Bey'in davasını temizden döndüremeyeceğiz. Fecir'in hesabındaki bütün parayı benim hesabıma geçireceksin. Ne? Ne? Onunla ortak olduğumuza dair belgelerin hepsini de. Sen ne istediğinin farkında mısın? Sen benim kardeşime ihanet etmemi mi istiyorsun? Bir sorun mu var? Hayır. Hayır yok. Neden sordunuz? Sizin her hareketinizi, her tavrınızı ezbere biliyorum çünkü. Stresliyken gözlerinizi kaçırırsınız. Boynunuza dokunursunuz. Şu an streslisiniz. Bak Rüya, bana söylemek istediğin bir şey varsa şu an bir savcı olarak değil, bir arkadaşın olarak yanındayım. Canını sıkan biri ya da bir şey mi var? Hayır savcım. Hiçbir sorun yok. Babamla ilgili Taner'den şikayetini geri çektiğine dair imzayı yarına kadar mutlaka alacağım. Çok teşekkür ederim. Haber bekliyorum. Görüşmek üzere.
Oğul savcı. Sana kanun hükmünde yürüyor gibi. Benden söylemesi. Adam sadece yardımcı olmaya çalışıyor. Babanla ilgili yardım alman gereken tek kişi benim. Başkası değil. Nasıl gidiyor? İhanetin kokusu güzel mi? Fecir'in verdiği paralar şu an onun hesabında. Senden onay bekliyorum. Şu babamın dilekçesini artık hazırlasam, hı? Marco niye bekliyorsun? Yarın babam için son gün. Giderken yanımda götürmek istediğim biri daha var. Onunla ilgili birkaç pürüz kaldı. Hepsi o. Sen de benimle gelmek ister misin? Gideceğimiz yeri sever misin bilmiyorum. Ama oradaki bana bayılacaksın. Öyle korkunç şeyler yapıyorum ki... benden daha çok nefret edeceksin. Marco, ben nefrete doydum. Artık başka duyguların peşindeyim. Seni de Allah'a havale ediyorum. Çayır çimende inek görmeye bayılırım. Bana memleketimi hatırlatıyor. Azem. Keke. Bak sana Urfa yaptırdım. Yapıştır doyur karnını. Sen bize lazımsın ha. Allah belanızı versin sizi katiller. Ne bela kursun lan cücük. Bak saygısızlık etme. Saygısızlık etme. Vallahi zum zum yedim indir. Bak şimdi sana. Ya şunu. Ya şunu evladım. Ya şunu. Fadır'ımı beğenmiyor. Sen ne anlarsın ki? Fecir Emir Kıran. Fecir Emir Kıran. Hani bu çöplüğün orozu sensin. Öt bakalım diyordun ya. Nasıl öttüm ama? He, şakıdım resmen ha. Fenasın. Çok fenasın Fecir. Bu çocuk yüzünden uykularım kaçıyordu. Sayende rahat bir uyku uyuyacağım. Sen benim melatoninimsin. Ben melatoninini bilmiyorum ama... bizim sana borcumuz vardı. Sen hep yapman gerekeni yaptın. Sıra bizdeydi. Biz de gerekeni yaptık Allah'ın izniyle. Babamın sana yaptığı ayıp için. Yani yanlış için bunu da bir özür olarak kabul et. O konuda kapansın. Bizim seninle yolumuz bir. Daha seninle çok işler yapacağız. Hem de ne işler. Yükseleceksin Fecir. En tepeye, zirveye kadar. Ve bu yükselişinde yanında, yakınında ben olacağım. Bir kardeşin olarak. Nasıl senin canlıyım ben. Ne güzel söyledin bana. Ya Tanrı kulu. Adem'le görmüş seni. Cengiz Dursun davası kapıda bir yol sorun teşkil etmesin. Ya Umut avukat değil artık. Savcı bizim savcımız. Elinde bir tek kanıtı vardı. Cinayeti gören bir kişi, o da içeride. Onu da aldık. Bunun yapacağı hiçbir şey yok. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Şuna bir bakayım. Ya tamam tamam geliyorum ha. Tamam uzatma hadi. Dayko ben gideyim işimizin başına. Stada çağırıyorlar. Çocuğa gereken ilgiyi göstereceğim. Hiç merak etme. Gözler her şeyi görür. Görmemesi gerektiğinde kapanmayı bilmeli. Aynen. İyi de evet kardeşim benim. Sağ ol. Allah'a emanetsin. Hadi Şami. Ne dedin sen az evvel çocuğa? Aklınca kaçmaya çalışıyordu. Sen de engel oldun ha? Evet efendim. Tebrikler. Ne dedin
çocuğa izi. Kus efendim. Abartma izi. Alt tarafı kemiğini kırdım. Çocukken benim de kırılmıştı. Uzun sürede iyileşmedi. Savaş zamanıydı. Yugoslavya karma karışık. Sırp askerleri okulu bastı. Onlardan kaçmaya çalışırken düşüp bileğimi kırdım. Neden uzun süre iyileşmedi biliyor musun İzzet? Çünkü benim yaramı sarıp sarmalayacak, beni hastaneye götürecek bir babam yoktu. Dışarı çıksam kellemi uçururlardı. İşte kimsenin sana sahip çıkmadığını öğrendiğin gün ilk başlar. Kim olduğunu anlarsın Adem. Derin kendi aralarında bir dili var. Ne bu biliyor musun İzzet? İşte bu. Acı. İşte bu. Gel birbirlerine acılarından tınır. Herkesin bir sahibi vardır. Bizlerin sahibi de acıdır. Sonra ne yaptım biliyor musun Adem? Ben istifa ettim. Acılarımla yaşamayı öğrendim. Kendi kendime savaşmaya karar verdim. O zaman bitti. Hiçlik başladı. Şimdi kimse beni üzemez. Dünyadan olarak gitmek ne yazık. Sadece acılarını hatırlayacaksın. Ve günün sonunda kimse seni hatırlamayacak. Evet evlat, hiç kimse seni hatırlamayacak. Senin sonunda bu olacak Adem. Çıkabilirsiniz Ali. Abinin katilisin sen. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlar. Ne mutlu merhametli olanlar. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Bizim sadece bir babamız var Adem. Bizi bir araya getirip buluşturan da o baba. Ne istiyorsun ya benden? Seni Novi Pazar'a götüreceğim Adem. Vasin olarak seninle ilgileneceğim. Bundan sonra yalnız olmayacaksın. Futbol oynuyorsun öyle değil mi Adem? Hı? Orada da oynayacaksın. Bak. Bu kartal. Novi Dobro'nun amblemi. O
orada başlarsın. Ama o zamana kadar aramızdaki küçük sırrı tutman lazım. Tamam mı evlat? Aferin. Çocuğun belgesi, kimliği, ne bileyim pasaport, ne gerekiyorsa bütün belgelerini eksiksiz hazırlayın, tamam mı? Tamam efendim. Adı ne olacak bunun? Luka Hristovski. Bu ne lan, babanın adı mı? He? Onu öldüren adamın adı. Lan Adem, ne şanslısın bak. Millet yırtıyor, yıllarını veriyor Avrupa'da top oynayacak diye. Seni tık transit gönderiyor abiler. Görüyorsun değil mi? Direk. Ne var lan Kekolayzer? Daha maç bitmedi. Ne arıyorsun? Kaç dakika var? Bitmek üzere Fecir abi. Marco'nun takımına sağlam koyuyor bizimkiler. 4-0 öndeyiz. Tamam, kapat. Adem, kafile hazır olana kadar buradasın abisi. Hazır olduğu gibi seni gönderiyoruz direkt, paket. Anlaştık mı lan? Gitmek istemiyorum ben. Ayvalık'a gideceğim. Adem'i Marco'nun takımının bir oyuncusu gibi sahte kimlikle yurt dışına çıkaracaklar. Kafile ile birlikte stadyumdan ayrılıp havalimanına geçecek ama yolu kesemeyiz. Fecir'in tehdidi yüzünden polise gidemeyiz. O yüzden kafile stadyumdan ayrılmadan Adem'i oradan çekip almamız lazım. En ufak bir hatamız Adem'in geleceğine, hatta hayatına mal olabilir. O yüzden bu planı kusursuz uygulamak zorundayız. Herkes üzerine düşeni eksiksiz yapmak zorunda. Şimdi İlk iş, Adem'in nerede tutulduğunu öğrenmemiz lazım Elif. Bu görev sende. Tamamdır. Şamil Bey, davetiniz için çok teşekkür ederim. Siz de epey bir altyapıyla ilgilisiniz sanırım. Evet, tabii. Fecir Bey çocukları çok sever. Altyapıya çok büyük yatırımlar yaptı. Güzel bir yer. Lan Şamil! Ne yapıyorsun oğlum burada? Yürüsene kafileyle beraber soymalısına, hadi. Emredersiniz başkanım. Hadi Şamil. Elif Hanım, benim şimdi gitmem gerekiyor. Nasıl yapalım? Sosyal medyadan ekleyeyim ben sizi. Tabii, olur. Sonra şey yaparız. Şey yaparız. Hı-hı. Gözünü çocuktan ayırma. Tamam efendim. Ortak, seninle beraber bir basın toplantısı verelim. Dosta güven, düşmana sıkıntı olsun ha. Ben gelmeyeyim. Sen yeteri kadar mesaj kaygısı taşıyorsun. Ufak işlerim var. Yeter de artarsın bile. Tamamdır. Dikkatli ol. Adem'in yerini buldum. Fecir'in odasında saklıyorlar. Ama kapıda bir güvenlik var. Ayrıca buraya herkes giremiyor. Ya özel bir kart var. Ruşen, sen bizim içeri giriş biletimiz olacaksın. VIP'ye başka yoldan giremeyiz. Biliyorum, biraz acılı olacak ama başka yolu yok. Hallederiz. Şişt, nereye? Fecir Başkan'a gidiyorum. Konuşacağım. Ne diyorsun oğlum? Sen kimsin? Taraftarım. Nerede o sözler ha? Hani transferler falan yapılacak derler. Atarım seni. Hani bu de amca televizyonda konuşuyorlar. Bak, beni buradan almazsanız bağırırım ha. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Marco Karaormanlı benim kardeşim, dostumdur. Bu maçla beraber birliğimizi ve dirliğimizi herkese göstermiş olduk.
Sonucunda futbol kazandım. Neyin transferleri var mı acaba? Yeni transferler olacak tabii ki. Biz bununla ilgileniyoruz. Güzel isimler var kafamızda. Bakacağız. Takımın en son durumu olarak da söyleriz. Hemen bitsin gitsin artık şu iş. Daha fazla bu strese dayanamayacağım Marco. Abartma. İhanetin tadını çıkar bile. Marco. Ya ne yapıyorsun? Acelemiz var, vaktimiz yok. Hadi. Hadi. Neredesiniz? Abi şu an içerideyim. VIP'ye doğru geçiyorum başkan odasına. Tamam. Acele edin. Takım otobüsü geldi. Zaman daralıyor. Hadi. Kapatıyorum. Tamam. Bu devirde kağıt evrak mı kaldı anlamıyorum. Hem bana oyalanma diyorsun. Hem de şu yaptıklarına bak. Bak sen buradan defolup gideceksin. Ama ben bu cehennemde kalacağım. Fecir duyarsa, öğrenirse bana ne yapacak hiç düşünüyor musun? Benim başıma neler gelecek? Kendimi garanti altına almak zorundayım. Param da gelecek hemen, merak etme. Sen babamın belgesini hazırla. Bravo sana. Kendi abini kendi sahasında acımadan çatır çatır harcıyorsun. Merak etme. Her şeyinizi kaybettiğinizde her şeyi yapacak kadar özgür olacaksınız. Toparlanırsınız. Acele et. Fecir'in basın toplantısı bitmek üzere. Efendim patron. Nedir durum? Sorun yok efendim. Komut bekliyoruz. Çocuk kafileyle beraber çıkacak. Tamam efendim. Bitmedi mi? Çok az kaldı. Bir an evvel bitirsen iyi olur. Yakında hem bu evraklar hem de burası kül olacak. Benimle gelmeyecek misin? Bir haftada uzak mesafe nefretle çeksen seninle. Ne dersin? Hadi ver artık babamın belgesini. Aynen. Transferi gerçekleştirin. Ne oluyor lan burada? Ha? Ne olacak? Bir sonraki işimizi planlıyoruz. Her şey kontrol altında. Bu ne oğlum? Bu niye burada bunlar? Bir şey yok Fecir. Fazlalıkları yırtıyoruz. Lan bizim bilmediğimiz fazlalık mı var? Daha neler? Hayatımızdaki tek fazlalık Adem'di. O da bu akşam hayatından çıkıyor. Bir aksilik mi var dışarıda? Ne aksilik olacak kardeşim benim? Her şey tıkırında. Canım kardeşim benim. Ama sende bir kuntizlik var. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi? He? Bir sorun yok Becir. Her şey yolunda gitsin istiyorum. Biraz da huzur. Bak hele ya.
Huzur istiyorsun ha? Huzur. Benim paramla benden kaçıp huzur arayacaksın ha? Benden kaçacaksın ha? Benim paramı çalacaksın. Oğlum, sen mi yanamamışsın ha? Bu oyunun kurallarını ben koyarım. Burası emir kıran. Buradan çıkış yok. Fecir, benim sana bir şey anlatmam lazım. Ne oluyor? Söyle. Fecir, Marco beni tehdit etti. Bu babamı kurtaracak olan adam var ya Taner. Elindeymiş belgeler, dilekçeler. Hepsi onun elindeymiş. Bana verdiğin vekaletle senin bütün hesaplarını boşaltmamı istedi. Ya ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun kızım? Ne hesabı? Sen ne yaptın? Ne yapayım? Fecir, babamın oradan kurtulmak için başka şansı mı var? Kabul etmek zorunda kaldım. Lan ben bu şerefsize güvendim. Öz babama güvenmedim. Lan ben onun kafasını kopartmaz mıyım lan? Şerefsiz. Ama bütün her şeyi hazırladı Fecir. Her şey tamam. Tek bir şey bekliyor. Ondan sonra zaten harekete geçecek. Tamam, stres olma. Sakin ol abicim. Tamam. Bana bak, kıyamam senin gözyaşına. Ya Fecir, ben gerçekten dayanamıyorum artık ya. Yani gerçekten dayanamıyorum. Çok sıkıldım, bunaldım. Bir cehennemin içindeyim, çıkamıyorum. Pislendikçe pislendim. İşin içine girdikçe girdim ve çıkamıyorum. Babamı da çıkartamıyoruz. Gerçekten çok bunaldım artık. Şşş. Ya ne anlatıyorsun ya? Bak, o zaman kör değil, keskin bıçak olacaksın. Böyle insan yarım kötü olamaz, anladın mı? Ya tam... Ya hiç olacaksın. Öyle kafamı sokayım, kendim dışarıda kalayım, böyle bir şey yok. Yıkılmamak istiyorsan seçimini yap. Bak, sen gel bana, ben bu işin içindeyim de. Ben de o Marco şerefsizini emir kıranlarla dans etmek neymiş göstereyim. Ha? Sen yeter ki içindeyim de. O seni şimdi bu çocuk yüzünden bekletiyor. Anladın mı? Çocuğu alacak, dilekçeyi öyle verecek. Bekleyecek miyiz? Ne yapmamız lazım? Bekleyeceğiz. O ne diyorsa onu yapacağız. Sakin sakin. O bizi taklaya getirdin sanacak ama sen belgelerle dilekçeyi aldığın anda onun kalemini ben kıracağım. Tam tahmin ettiğim gibi. Sizde toksik kardeş sendromu var. Ama çözeriz. Huzura kavuşacaksın. Tanrı'nın huzuruna. Öperteceğim nasıl? Vallahi kafana sıkarım senin, Harun yakar, benim kafamı karıştırma. Bak benim vallahi sıkarım sana, benim niye kafamı karıştırıyorsun lan sen? Sakin. Rahatla Fecir. Lan öperteceğim nasıl? Öperteceğim nasıl? Harun abi!
Abim. Aslanım. Kardeşim ben. Kurtardın lan beni. Kardeşim ben. Aferin lan sana. Aferin lan. Aferin lan sana. Olur. Ben doğru olanı yaptım. Aslanım ben. Hapsin aslanım. Kardeşim benim. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Bak. En başından beri benim tek güvendiğim suç ortam sensin. Aslanım ben. Hapsin yürü. Korkma tamam. Tamam abi. Gel. Tamam. Korkma. Korkma kardeşim benim. Tamam. Şşş. Rüya. Tamam. Korkma lan. Şş, ağlama tamam. Rüya. Rüya! Korkma! Şş, kendine gel. Bir şey yok. Abim burada. Rahat ol. Çözeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Sakin olsun sen. Bak. Hiçbir şey dokunma. Hiçbir şey dokunma. Buradan çıkıp gideceğiz. Beni kurtarmasan boğazımı kesiyordu. Ara Arhan'ı. Al telefonunu. Başka bir şey dokunma. Arhan'ı ara. Hemen buraya gel. Rüya! Sakin ol. Geldim Rüya Hanım. İçeri giriyorum şimdi. Ben gelene kadar hiçbir şeye dokunmayayım. Ne diyor, ne anlatıyor? Hadi burada tıkılı kaldık. Gelmiş tamam, hiçbir şeye dokunmayın dedi. Tamam gel yanıma, sakin ol. Buraya gel. Çekinme. Bir şey olmayacak ha. Senin abin burada. Sana hakkını verdim. Sen gerekeni yaptın. Bir sıkıntı yok. Arhan gelip mevzuyu çözecek. Kıran kardeşler. Gülümseyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.